Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Erzurum İzmir ilçesinde Yağlı Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Selami Güreççi ile caminin avlusunda röportaj yapacağız. 2013 yılında cami yapılmış. Doğru mu efendim? Evet. Şöyle güzel bir şekilde gösterelim. Bunun binaresi de güzel. İşte benim yapılmış. Katkı sağlayanlardan, yardım edenlerden Allah razı olsun diyor. Tek kişi yok. Bir kişi yaptı benim. İsmini de vermedim buraya. Oraya yazırsaydık keşke. İçeride yazıyorum. Evet, onu da resim olarak gazetede yayınlayalım. İşte yani arkadaşlar az önce yine söyledim. İşte Musalla Taş Uğur Bey, orayı da gösterelim. Gideceğimiz yerin orası Musalla Taş. Yerini bir kişi, iki kişi verdi. Şeyi de tek kişi yaptı. Onlara da teşekkür ederim. Kimler efendim yerini verenler? Biri Remzi Kaplan'ın yeri, bir de Hüseyin Düzel'in yeri. Kaplan yaptı. Bu belediye başkanının da akrabası mı Recep Yok, Kaplan? Yok, onun bir alakası. Akrabası değil, evet. Camiyi de Mevlüt Uzunlar yaptırdı. Camiyi de Mevlüt Uzunlar yaptırdı. Üçü de rahmetli mi oldu? Üçü de rahmetli. İşte Hakk'ın rahmetine kavuşmuşlar, hayır kapıları ne? Açık arkadaşlar. Yani. İşte biz her zaman söylüyoruz arkadaşlar, burada yaptığınız eser ne olur sizinle birlikte gider. Burada da ne, insanlar burada ne yapar? İbadet yapar, size dua eder. Hayır kapınız her zaman açık olur. Onun için mahallemiz olsun, köyümüz olsun, mutlak sosyal bir tesis, cami, köy odası, mutluluk odası, düğün salonu veya çocuk parkı yapılan veya da dere sahana da ne yapabilirsiniz? Yardım yapabilirsiniz arkadaşlar. Her şeyi devletten ne yapmayacağız? Beklemeyeceğiz. Evet muhtarım, selamın muhtarım. Güreşçi misin? Soyadımız Güreşçi. Güreş tutar mısın böyle? Yok. Tutmadın ya. Evet, ama güler yüzlü bir muhtarımız sayın izleyiciler. Gördüğünüz gibi İzmir'e geldik, mutlu olduk. İşte İncesu muhtarımızla görüştük. Feyruz abi, amcamız. Allah şifa versin diyoruz. Biraz da rahatsız. Rahatsız. Ama işte biz bunu ne yapıyoruz? Muhtarlar da tarihe not düşüyoruz. Bu röportajı bu mahalle sakinleri ne yapacak? Ömür boyu izleyecek. Bu caminin İnşallah. Kimi zamanda yapılmış bilecek. Evet, muhtar mekruh binaların yıkılması için müracaat ettin mi? Uğur Bey yakınlaştıralım. Köyde bir yakında kalalım. Müracaat ettim de dedi ki Sayın Belediye Başkanımız evet. Çok iyi birisi. Recep Bey. Dedi ki şahısların imza vermesi lazım yıkabilmemiz için. Ya şimdi belediye meclis kararı arıyor çevre kirliliğinden dolayı. Evet. Doğru mu efendim? Belediyelerimiz çok yıkan yerlerimiz var. Mesela Yakutiye'de yıktırmış bir Erol. Akar mı Kadak mı muhtarımız işte o kadar yeşil şey yeşil vadimine yani. yeşille ilgili bir mahallemiz ismini unuttuk. Yeşilana mı giriyor? Çevre görüntüsünü bozuyor. Bir de tehlike arz ediyor işte. Ne dedik? Az önce Azize'de bir vatandaşımızın üstünde kafasına taş düşmüş bu mekruh binadan. 3 gün yoğun bakımda yatmış. Daha hastanede. Geçen yine bir köyde röportaj yaptım. Vatandaş dedi iki vatandaşımız hayatını kaybetti böyle var. Mekruh binadan. Belediye meclisi karar alacak. Diyecek ki yerleşim yerlerindeki tehlike arz eden mekruh binaların sahiplerine resmi yazı yazacak. Yıkın. Yıkılmazsa belediye yıkacak. Karşılığında da faturasını size gönderecek. Doğru mu? O kadar basit yani. Kanunda yeri var bunun. Yeri vardır işte öyle şahsın uğraşmak istemiyorlar olmaz. İşte. İmzasına gerek yok. Tehlike arz ediyor. İnsan sağlığını tehlike ediyor. İnsan sağlığı, toplum sağlığı merkezleri var biliyorsunuz. Tabii şimdi. Doğru mu? Çok var zaten. Onlar gelir ne yapar? İl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlık Müdürlüğü gelir bir tutanak tutar. Bu bina tehlike arz ediyordur. Yıkılması için ne yapar? Büyükşehir Belediyesi'ne, ilçe belediyesine yazar. Bu işler çözülür arkadaşlar. Yani insan sağlığı her şeyin önünde. O işte evet, deriz iki tane köprü yaptırmışım muhtarım. Üç tane köprü yaptırmışım. Deriz dağı yapılıyor mu efendim? Yapılıyor. Ne zaman? Yarım mı kaldı? Bizim yetiştiremediler. Orası bitti. Evet. Bizim de setler yapıldı yukarıda. Setler de yapıldı. Evet. Bir de yakınımızda bir ne köy mahallesi var? Bu şey... Yaylacık. Orayı da yakınlaştıralım. Arası 500 metre ya var yok. 500 metre, 600 metre. Değil mi efendim? O kadar bir birleşmiş şey. Birleşmiş yani daha doğrusu. Yani iki mahalle birleşmiş. Sayın izleyiciler. Önce de zaten okul birlikteydi. Okul birlikteydi. Şu okul da biri okuyor. Okul da burası sayın izleyiciler. İki köyün okulu birdi. Şimdi mahalle oldu. Doğru mu efendim? Kaç hane yaşıyor burada efendim? Burada 30 hane var. Kışın? Kışın 10 hane var. 10 hane. O köyde? O da dahil ama burada 40 hane mi var? Kışın? Kışın da
9-10 hane kalıyor. Yani köyler hep göç vermiş. Göçün önlenmesi için ne tavsiye ediyorsunuz hükümetimize? Bizim burası şu. Malla gelir kaynağı hayvancılık. Gelir kaynağı hayvancılık. Başka bir şey yok. O yüzden devletimizden isteğimiz şu. Evet. Bize bu köyün içinden ahırları çıkarıp bir kenara, başka kenara, bir yerde, evet, toplu yapacak, bir yerde, toplu bir yerde millete, vatandaşa verecek. Teşvik edecek. Teşvik edecek. Evet, köyün evet. Durması, tebrik ediyorum. Durması bu. İlk olarak bu konuyu gündeme getirdi arkadaşlar. Yani hayvan damlarının mahallenin dışına çıkartılmasını isteyen ilk muhtarımız. Çünkü çevre temizliği ve insan sağlığı her şeyin önünde. Doğru mu efendim? Dışarıda da çalıştınız mı köyden dışarıda? Nerede çalıştınız? İstanbul'da. İşte belli oluyor arkadaşlar. Yani büyükşehir gören muhtarlarımız, az önce otören muhtarımıza da Mehmet abiye de selamlarımızı iletiyoruz. O da Bursa'da galiba, çocukları oradaymış. O da galiba orada yaşamış. Yani büyükşehirde yaşayan vatandaşlarımız ne yapıyor? Çevre temizliğine önem veriyor. İşte köyün içine giriyorsun, ne yapıyor? Hayvan pislerini oraya atmışlar. Türkiye'de bunu gerçekleştiren birkaç muhtarımız vardı. Bir tanesi Manisa'da sayın izleyiciler, bir tanesi Isparta'da. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden emekli olup gelip köyüne yerleşen bir muhtarımız ve bu hayvan damlarını dışarı, 1 kilometre dışarı çıkarttırmıştı. Yani pırıl pırıl köyüne gidiyorsun. Yani. Müsait, her yer müsait zaten. Doğru mu efendim? Evet muhtarım, işte çok yaşa. Az önce de gösterdik, Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi, halkın sesini, halkın temsilci seçtiği muhtarlar vasıtasıyla tüm dünyaya ve kamuoyuna görsel ve yazılı basında duyurduk ve muhtarların sosyal güvenlik, Bağkur primlerini devlet yatırmalı dedik. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu da kanun hükmünde kararnameyle ne yaptı? Sonsuza dek çözdü. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, emekli misiniz muhtarım? Değilim. Emekli de değilsiniz. Şimdi her muhtarın cebinde 613 lirası kalacak. İşte Temmuz ayında da ne geliyor onlara? %10 zam geliyordu. Yani 670 lira civarında olacaktı. Muhtar ne kadar alıyordu? 1400 lira alıyordu sayın izleyiciler. Yani yarısını sosyal güvenle yatırmak zorundaydı. İşte Cumhurbaşkanımızın değerini bilmesi için bunları ne yapıyoruz? Anlatıyoruz, izah ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj veren ve desteklediği için Yavlu Mahallesi muhtarımız Selami Güleşçi'ye de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.